Türkiye'nin uzaydaki 10 yıllık vizyon, strateji, hedef ve projelerini içeren 10 maddelik Milli Uzay Programı ilan edildi. Milli Uzay Programı'ndaki birincil ve en önemli hedefi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmek olacak. Uzay aracını yakın yörüngeye çıkaracak ilk fırlatma, uluslararası işbirliği ile hayata geçirilecek. 2023 sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşlenecek milli ve özgün hibrit roketle Ay'a ulaşılarak sert iniş gerçekleştirilecek. 2028'de aracı yakın yörüngeye çıkaracak ilk fırlatma milli roketle yapılarak Ay'a yumuşak iniş yapılacak. İkinci hedef olarak yeni nesil uydu geliştirme alanında dünya ile rekabet edebilecek ticari marka ortaya çıkarılacak. Türkiye'nin sahip olduğu uydu üretim kabiliyetleri, Türkiye Uzay Ajansı koordinasyonunda kurulacak tek milli şirket bünyesinde birleştirilecek. Böylece hem uydu üretim süreçlerinde tam eşgüdüm yakalanacak, hem de insan kaynağı başta olmak üzere tüm imkanlar daha verimli kullanılacak. Bu sayede rekabet gücünün artırılması, dünyadaki uydu pazarından daha fazla pay elde edilmesi planlanıyor. Üçüncü hedefte Türkiye'ye ait bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi geliştirilecek. Uyduların yer sistemleriyle birlikte kullanılarak yenilikçi bir yöntemde oluşturulacak bölgesel konumlama sistemiyle büyük riskler barındıran dışa bağımlılık sona erecek. Sivil ve askeri amaçlı navigasyon ihtiyaçları için kullanılan bu uydu teknolojisine sahip yalnızca 6 ülke bulunuyor. Dördüncü hedef uzaya erişimi sağlamak ve bir uzay limanı işletmesi kurmak olacak. Uzayda bağımsız güç olmanın yolu uzaya erişimden geçiyor. Bu alandaki en önemli altyapı ise bir uzay limanı işletmesine sahip olmak. Türkiye'nin coğrafi konumu, ticari karlılık bakımlarından faydalı yük taşıyacak bir uzay limanı işletmesi kurmaya uygun değil. Bu nedenle en uygun coğrafyalardaki dost ve müttefik ülkelerle görüşmeler devam ediyor. Beşinci hedefte uzay havası ya da meteorolojisi olarak tabir edilen alana yatırım yaparak uzaydaki yetkinlik artırılacak. Uzayda ortaya çıkabilecek değişimler, hayat alanını ve yer tabanlı teknolojik sistemleri olumsuz etkileme potansiyeline sahip bulunuyor. Kablosuz yayınlar, haberleşme ve navigasyon sistemleri, elektrik şebekeleri ve petrol boru hatları bu değişimden ciddi zararlar görebiliyor. Tüm bu etkileri izlemek ve modellemek üzere uzay havasına yönelik çalışmalar yürütülecek. Bu sayede özellikle Türkiye'nin yeryüzü ve gökyüzündeki operasyonları daha güvenli hale getirilecek. Kayıt altına alınması ve takibine katkı sunulacak. Var olan altyapılar birbirine entegre edilerek tek bir ulusal araştırma altyapısı oluşturulacak. Türkiye'ye kazandırılacak radyo teleskoplar sayesinde bilim insanları, kainatın ilk anından gelen radyo dalgalarını, gizemi hala çözülememiş hızlı radyo patlamalarını çalışabilecek. Teleskopları tasarlayacak mühendisler, derin uzay programının haberleşme altyapısının temelini atacak. Yedinci hedef kapsamında Türkiye'de uzay sanayi ekosistemi daha da geliştirilecek. Türkiye Uzay Ajansı öncülüğünde kısa sürede yeni başarı hikayelerinin ortaya çıkması desteklenecek. Sekizinci hedef bir uzay teknolojisi geliştirme bölgesi kurmak olacak. Türkiye, uzay teknolojilerinin tüm alt bileşenlerini üretebilen ama bunu ticari olarak rekabet edebilir şekilde yapan bir ülke konumuna getirilecek. Bu amaçla Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile birlikte yerli ve yabancı yatırımcılara ev sahipliği yapacak bir uzay teknoloji geliştirme bölgesi kurulacak. Aynı zamanda burası Türkiye Uzay Ajansı'na da ev sahipliği yapacak. Dokuzuncu hedefte uzay alanında etkin ve yetkin insan kaynağı geliştirilecek. İlgili kuruluşlarla özel programlar oluşturulacak, bu alandaki nitelikli insan kaynağı artırılacak. Uzay programının 10. hedefinde bir Türk vatandaşını uzaya göndermek olacak. Uzayda Türkiye'nin kendi bilimsel çalışmalarını yapmak üzere alanında temayüz etmiş, uygun nitelikli bir kişi gönüllüler arasından seçilerek gerekli eğitimleri alması sağlanacak ve uzaya gönderilecek. Bu sayede Uluslararası Uzay İstasyonu'nun altyapısından yararlanılarak bilimsel deney yapma imkanına kavuşulacak.